bakırçaytürk.com. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 5 Haziran 2024. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevre günü olması nedeniyle çevre sorunlarını içinde yaşadığımız bölgenin Bergama ve yakın çevresinin çevre sorunlarını dile getireceğiz. Konuğum Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Sayın Erol Engel. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey. Son yaptığımız trafik programında Erol Bey aynı zamanda da trafik öğretmeni. Yaptığımız programda bir günde çevre konusunu ele alalım demiştik. O gün bugün. Bugün evet. Evet, çevre konusunda yıllardır emek veren, faaliyet gösteren, mücadele eden Erol Engel'i bütün memleket tanır. Sadece Bergama değil, neredeyse Türkiye tanır. Şimdi çevre gününde, çevre günü niye var? Çevresel konularda dikkat çekmek için var. Yani işte çevre felaketi yaşanıyor mu, çevreye zararlı işletmeler var mı vesaire, bu gibi konularda dikkat çekmek. Çevreyi kirletmeyelim diye herhalde çevre günü ilan edilmiş. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Ben yakın bir konuyla başlamak istiyorum. Son zamanlarda gündeme sıkça geldi. Diğer bir sürü konu var, ona da geliriz. Bu çöp atık tesisi. Bergama İzmir'in çöplüğü olmasın sloganıyla. Evet. Önceki belediye başkanı döneminde sıkça dile getirildi. Mecliste tartışıldı. Karşı da çıkıldı buna. Siz de bununla ilgili tepki göstermişsiniz. Evet. Bunu konuşalım diyorum. Hem tıbbi atıklar da getiriliyor buraya. Bazı tehlikeler de içeriyor. Hı-hı. İşte gecenin bir vakti kamyonlar geliyor, taşınıyor. Bu ne olacak hocam? Bu çevre sorunu değil mi? Başka yere yapmaya kalktılar. Mesela bildiğim kadarıyla Menderes ayağa kalktı, kabul etmedi. Ama biz Bergama yeteri kadar tepki, evet, gösteremedik mi? Biz eylem konusunda daha tecrübeliyken. Evet. Ne diyorsunuz buna? Evet. Öncelikle Dünya Çevre Günü vesilesiyle bizleri izleyen Bergamalılara, Bakırçaylılara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Burada 1972 yılından bu yana dünyada Dünya Çevre Günü 5 Haziran'la, hatta hafta olarak, çevre haftası olarak, hafta olarak değil mi, kutlanılıyor. Dolayısıyla bu hafta boyunca bu dünya hepimizin dünyası. İşte uyutulmak istenilen köpeklerin de dünyası. Öldürülmek. Biz insanların da, tabii bazı siyasiler öyle uykusu falan diyor ama uyutmak, diğer açık net ifadeyle katliam. Yani burada bizim sokaklarımızda, şimdi ben az önce sizin binaya girerken kapının girişinde köpekler, iki tane köpek yatıyordu orada. Serin diye binanın içine, evet, giriyorlar. Binanın içine girmişler. Evet. Ve onların arasından onları okşayarak geçtim. Bu tabii müthiş bir olay. Bunu şimdi işte Avrupa'da, Amerika'da yaşamış gelmiş insanlar burada köpekleri görünce şaşırıyorlar. Vay işte efendim, orada sahipsiz köpek yok. Yani sahiplendiremediysek hepimizin sorunu. Köpeklere uyutmaya gelinceye kadar kısırlaştırma başta olmak üzere bir dizi eylem planı hayata geçirmek mümkünken hemen işin kolayına kaçıp nasıl bunları sokaktan kaldırırız. Sokaktan onlar kalkınca tabii, örneğin işte New York'ta köpekleri kaldırdılar, kedileri kaldırdılar sokaktan. Kedi gibi fareler istirahat her yere. Bunun çok örnekleri var. Evet. Yani o açıdan Dünya Çevre Günü yine sağlıklı, bizim anayasanın 56. maddesinin ifadesini bulan sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşama hakkını devlet hem yurttaşına ödev olarak veriyor, hem kendi ödev olarak kabul ediyor. Evet. Yani anayasamızın 56. maddesinde ifadesini bulan sağlıklı, dengeli çevrede yaşama hakkı için, bu yaşam hakkı tabii sade insan anlamıyoruz. Bu doğada yaşayan yabani hayat, evcil hayvanlar, doğadaki bitki türleri, tüm bunların toplamı. O açıdan 72 yılından bu yana dünyanın daha yaşanabilir,
üstündeki türlerle birlikte uyumlu bir süreç içinde tehlikelere dikkat çeken bir şekilde yaşanması en büyük temennimiz. Oradan çöpe giriş yapacak olursak. Gelelim evet, çöp tesisine. Şimdi, ama köpeklerle başlamak iyi oldu. Ben onu daha sonra gündeme getirecektim. Evet, iyi oldu. Geçtiğimiz pazar günü zaten İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizin birçoğunda mitingler yapıldı. Evet. Orada bir kez daha hayvanseverler tepkilerini yükselttiler. Bu anlamda da bu kararı almak isteyenlere bir kez daha düşünün denildi. Dileriz yanlıştan dönülür. Ben dönüleceğini umut ediyorum ama bakalım. Ben de aynı şekilde umut ediyorum. Çünkü hangi açıdan bakarsanız bakın hiçbir akılcı tarafı yok. Açıdan dilerim bir an önce bu konu evet, sağlıklı bir zeminde geliştirilir. Şimdi Bergama'da çöp tesisi kuruldu yaklaşık 4,5-5 yıl önceden bu yana. İzmir'de bir çöp sıkıntısı var. Özellikle Harmandalı. Şimdi ben Ege'de faaliyet gösteren Ege Çevre Platformu var. Evet. Ege Çep. Onu da yürütmesindeyim. Aşağı yukarı uzun yıllardır bir ara verdim. Geçen dönem 3 dönem yaptıktan sonra bir dönem ara veriliyor. Bu dönem yine oradayım. Ve geçtiğimiz çarşamba günü Harmandalı'da çöplüğün kapatılması için mücadele veren bir derneğimiz var orada. O dernekten arkadaşlarımızın açtığı dava sonucu Harmandalı çöplüğü şu an kapatılma kararı verildi. Yani şu an İzmir'in çöpünün neredeyse 4'te 3'ünü, 3'te 2'sinden fazlasını toplayan Harmandalı çöplüğü şu an kapatılma kararı veriyor. Ne olacak? Bergama'ya mı getirecek? Şimdi işte tehlike bu noktada başlıyor. Evet. Tabii kapatılma işte belki 6 ay, belki 1 yıl zamana yayılacak. Dilerim bu iyimser rakamlarım benim 6 ay ya da 1 yıl. Belki daha fazla uzayabilir. Şimdi ben yayına gelmeden önce bizim Bergama çöplüğünün müdürü daha önce Bergama Belediyesi'nde çalışan orman yüksek mühendisi Mustafa Tona'yı aradım. Ondan aldığım bilgiler şu an Harmandalı'nın kapatılmasını, çünkü orada çok ciddi bir heyelan var. Yani ciddi bir toprak kayması var. Orada evlerle neredeyse çöplük iç içe girmiş durumda. Ciddi sağlık sorunlarının yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla Çiğli Belediyesi de, Çiğli halkı da, Harmandalı halkı da, Büyükşehir'de Harmandalı artık normalde açıldığından bu yana işte tanınan ömrünün üzerinden daha 12 yıl geçmiş. 12 yıl önce kapatılması gerekiyordu belki. Miadını ama çok doldurmuş. Tabii yani, çok doldurmuş. Evet. Dolayısıyla bunu er geç kapanacak, ama alternatif ne? Şimdi Menderes'te Menderes halkının tepkisinin yanı sıra şu anki iktidar Menderes'e olur vermedi. Oranın toprak yapısından da kaynaklı. Yani bizim Ege Çep'teki bilim kurulundan akademisyen arkadaşların oradaki toprak yapısının da çok geçirgen olduğunu, bu anlamda tercihin doğru olmadığı konusunda fikir birliği içindeler bilim insanları da. Ama Bergama'da yaşayan bir çevreci olarak benim bakış açım, İzmir'in çöpü elbette bir şekilde bir yerlerde depolanacak. İşte buradan elektrik üretilerek yine ekonomiye kazandırılacak, ama çöpte sloganımız şu: çöpte adalet. Yani İzmir'in yükünü kuzeyde Bergama'yla, güneyde Ödemiş, şu an Harmandalı dışında ikisi var. Onun dışında doğusu, batısı, buralarda
alternatif yerlerin hızla açılması gerekiyor. Bergama'dakine daha aşırı yük binecek mi bu harmandalının kapatıldıktan sonra? Şimdi orada şu an netlik yok. Yani alternatif tehlike var. Orada elbette var. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi hızla Bergama'daki çöp tesislerindeki müdür arkadaşımızdan aldığım bilgi, Menemen'de, Kemalpaşa'da, Emiralem'de ve Asarlık'ta bu dört yerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer çalışmaları bu saydığınız yerlere tesis yapılacak. Yani buralara tesis yapılması konusunda çalışmalar başlatılmış ama tabii bu bugün karar aldığı zaman en az 2 yıl. Yani bunun hayata geçmesi en az 2 yıl. Projesi var, ihalesi var değil mi? Evet. Tabii ki yani bir de chat süreçleri var. Bakanlığın bunu kabul etmemesi, tüm bunlar. Yerel halkın karşı çıkıp çıkmaması. Çıkmaması, evet. Tüm bunlar. Sonuçta görünen o ki Harmandalı'nın eğer makul süre, bu süre ne kadar, yani 1 yıl ya da 2 yıl sonunda kapatılması durumunda buralarda eğer açılamazsa, yeni çöp alanları yaratılamazsa, çöp merkezleri doğal olarak Bergama ve Ödemiş'e kapasitelerin üzerinde bir yükleme kaçınılmaz görünüyor. Bu da tabii ne olacaktır? Kapasite artımına gitmeyi gerektirecektir. Şu an Bergama işte Kaşıkçı, Armanlar bölgesindeki çöp tesis zaten kapasite artımına girmeye kalktığı an orada yine sorumlu müdür arkadaşımız daha önce orman işletmesinde ağaçlandırma şefiydi. Benim kendi ellerimle diktiğim 15 yıllık çamlar var orada diyor. Onları diyor, yok etmek zorunda kalırlar diyor. Kendisi de buna şiddete karşı çıkıyor. Orada bir kapasite artışı fiziki durumdan, yani orada bir koca ormanı yok etmeye kalkarsan ayrı bir şey ama orada zaten bölge birincileri tarım arazisi. Yani planlarken oranın tercih edilmesi zaten başlı başına. Hocam ne yapmadı peki? Hata. Yani burada Bergama'ya gücünün üstünde, yani şu an günlük son aldığım bilgiler işte 900 günlük 900 ton 1000 tona yakın bir çöp geliyor. Düşünün. Başından beri chat süreçlerinde yapılan projelendirmede burası Ala, Dikili, Kınık, Bergama olacaktı. 4 ilçenin çöpünü alacaktı. Sözde evet. Ve günlük 300 tondu. Bu 3 katına çıktı. Bundan sonra çıkmayacağı ne var mı ki? Bundan ihtimal. Sonra işte evet. Harmandalı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi hızla bir çözüm üretmeyi becerebilirse, ki bunu yapmak zorunda, bu anlamda Bergama'da bir kapasite artımına ihtiyaç kalmayacaktır. Geçtiğimiz hafta Bergama Çöplüğü'nde 3. lot chat olumlu kararı alındı. Lot dediğimiz işte gelen çöpleri ayrıştıktan sonra, işte ayrıştırma sonrası bunlardan ekonomiye kazandırılabilecek plastik vesaire, bunları onun dışında metan gazı üretip metan gazıyla oradaki elektrik santrali katı atıkla çalışan elektrik santralimiz var biliyorsunuz. Çöpten aynı zamanda oradaki özel firma elektrik üretiyor. Dolayısıyla günlük şu an son aldığım bilgi normalde 9.9 megawatt gücü olmakla birlikte şu an 6 megawatt gücüyle elektrik üretiyor. Yaklaşık bir 49 bin haneye elektrik sağlayacak şekilde bir elektrik üretiyor şu an Bergama'daki çöplerden üretilen elektrik. Şöyle denebilir mi? İşte bakın yararı var, elektrik üretimine katkıda bulunuyor. O zaman bırakın gelsin çöp elektrik üretelim filan. Hayır. Hayır. Kesinlikle hayır. Ne diyorsunuz? Kesinlikle hayır. Yani burada bölge birinci derece tarım arazisi. Yani burada
kapasite artırımına gidildiği an tarım arazisi işgal edilmiş olur. Tabii o tarım arazisi işgalinin yanı sıra orada kapasite artımıyla birlikte kocaman bir çam ormanı var. O ormanın yok edilmesiyle karşı karşıya kalacağız. Ve Bakırçay'ın hemen yanı başı. Yani oradaki geçtiğimiz günlerde işte 10 tane keçinin ölümüyle sonuçlanan bir olay yaşanmış. Bu yüzden orada. Oldu değil mi? İşte bu orada aslında... Sonra açıklama yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Ben edindiğim gayri resmi bilgiye göre ondan olmamış dendi ilçe tarım müdürlüğü yetkililerince ama evet. Ondan olduğu söyleniyor. Şimdi bu konuda işte yapılan otopsi vesaire arıtma tesisinin hemen yanından akan işte arıtma tesisini geçen ay görev sona ermeden Tursuyar açılışını yapmıştı. Geçen ay demeyelim, daha önceki aylarda. Arıtma tesisinden çıkan su, yani o suyu bu vesileyle öğrendik. İşte doğaya verildiğini, bu suyun çok temiz olduğunu iddia ediliyor. Ama orada da başka o hayvanların ölümüne sebebiyet verecek herhangi bir işletme yok. Yani bu konuda yapılan araştırmaların ne kadar sağlıklı yapıldığı konusunda kuşkularımız var. Evet. Kuşkularımız var. Özetle ben konuyu şöyle toplayayım. Bergama halkı ve biz Bergamalılar İzmir'in çöpünün Bergama'da gücünün üzerinde aşırı yüklemeyle yapılmasına karşıyız. Bergama elbette İzmir'in çöplüğü olmamalı. Olmaması için de ne gerekiyorsa yapacağız. Lakin İzmir Büyükşehir Belediyesi hızla Harmandalı'nın yargıyla kapatılma kararının verildiği kısa bir süre önce verilmesinin ardından hızla yeni çöp alanlarının, bu saydığımız yerlerin bir an önce açılması konusunda Ankara'yla gerekli ilişkilerin tamamlanıp bunlar açılana kadar bu iki arıtma tesisi Bergama'daki ve Ödemiş'te dediniz değil mi? Bunların kapasitesinin artırımı kaçınılmaz, ne yapalım der mi Büyükşehir Belediye Başkanı? Hayır diyemez, çünkü kapasite artırımı bizzat bakanlığa yapılacak. Kapasite artırımı ile ilgili ÇED süreçleriyle ancak gerçekleşecek bir şey. Yani çevresel etki değerlendirme ve halkın katılımıyla, halkın bilgilendirilmesiyle gerçekleştirecek süreçlerdir. Yani ben atacak yer bulamadım, Bergama'ya getiriyorum diyemez. Deme lüksü yok. Bu net. Ne olacak? Harmandalı yine İzmir'in kapatılıncaya kadar çöpünün 3'te 2'lik, 4'te 3'lük ağırlığını yine kaldıracak. Dilerim Harmandalı halkı, Çiğli halkı da çok zor durumda ama bu 4 yerde yeni çöp testlerinin bir an önce açılması en büyük temennimiz. Yoksa gerçekten felaket büyük Bergama'da. Bergama'da bu anlamda Ödemiş'te ona keza gerçekten aşırı yüklemeyle karşı karşıya dilerim kalmayız. Kalındığında da bu tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de buna izin vermeyen siyasi iktidarın da bu işte sorumluluğu var. Çevre Bakanlığı'nda yani Menderes'i kabul etmediniz ama onun yerine işte önerilen yerlerden birini, birkaçını neyse kabul edin. Yani bu anlamda İzmir'in çöpünün biz adaletli bir şekilde bu çöpü, madem kişi başı günde 1 kilo çöp deniliyor, tüketiliyor. Bu 1 kilo çöpün konakta tüketiliyorsa konağın yine yakınına bir işte doğusuna, batısına neyse uygun bir yerine, Kemalpaşa taraflarına, Bornova taraflarına, yani çöpün tüketildiği yerde, yerlere yakın yerlerde mutlaka bunun toplanması ve ekonomiye kazandırılacak kesim kazandırılması. Bizim çöpümüz bize yeter. Yani bizim evet. Çöpümüz hadi komşularımızla birlikte yeter ama kalkıp da evet. Şu an konaktan, Bornova'dan çöp geliyor. Yani bunun... İktidarın derken o saydığınız liste yok. İşte Emir Alem vesaire oralarda yapılması planlanıyor. Birkaç tane daha. İktidara şunu diyorsunuz değil mi? Madem Menderes'e izin vermediniz, bari buralara izin verin anlamında mı söylediniz? Aynen. Evet, Menemen, tamam. Kemalpaşa, Emir Alem, Asarlık. Bu dört noktada
Burada AK Parti'ye de iş düşüyor, iktidar partisi olduğu için. Çünkü bir önceki belediye başkanı Sayın Hakan Koçlu da bu işe karşıydı. O da iktidar partisine mensup birisi. AK Parti de harekete geçip Bergama'ya bu işi ihale etmeyin, tek başına buralara ek testler yapalım demeli iktidar partisi. Ama işte bu biraz da siyasetin malzemesi haline geldi. İşte o köyde Armanlar'da yapılan, Kaşıkçı'da yapılan chat toplantıları oldu. O chat toplantılarına hep gittik biz. Hiçbir belediye temsilcisini oralarda göremedik. Yani bu işi mecliste dile geldi ama işte bunun sahada yoktular diyorsunuz. Tabii yani şimdi yine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adayı olan AKP'li milletvekilimiz neydi adı? Büyükşehir. Bu son Hamza'da. Hamza'da. Evet. Hamza Bey falan bu konuda işte karşı çıkarız, Bergamalı'yı işte sokağa dökeriz falan. Ama yani bunlar siz karar mercindesiniz. Yani bunları karar mercinde olan bir siyasi partinin milletvekilisiniz. Kime karşı? Yani bunu çıkacaklar. Tabii. Yani bakanlığı AK Parti yönetmiyor mu? Yani Erdoğan'ın ekibi yönetmiyor. İşte bu konuda ben doğrusu samimi bulmadım. Köyde yapılan chat toplantılarının hiçbirine katılmadılar. AK Parti'ye bazen iktidar olduğunu hatırlatmak gerekiyor bazı yani konularda. Muhalefetmiş gibi Bergama'da davranıyorlar. Oysa geçen gün bir espri okudum ya. Keşke Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa, çok güzel şeyler söylüyor. Yani bu da benzer bir durum oldu. Yani çöp konusunda o günlerde atı tuttular ama iktidar partisi olduklarını unuttular. Oysa öyle değil. Biz bunu görüşeceğiz. Yani dediğimiz yerler için hemen faaliyete geçilse hemen bugün. Tabii. Bu yani iki dudağın arasında. Kesinlikle. Başka tabii sorunlar da var. Konular da var Bergama'da. Sadece bu çöp konusu ki bu da çok önemliydi. Mesela aklıma şu geldi hemen. Koçlu dedim ya az önce. Önceki başkan göreve geldikten kısa süre sonra Bergama Belediyesi'nin de taraf olduğu altın madeni konusunda mahkemeler vardı ya. Evet. Belediyeyi taraf olmaktan çıkardı, davalardan çekildi mesela. Evet. Bu dönem iktidar Bergama'da değişti. CHP iktidar geldi, Sayın Tanju Çelik geldi. Ondan farklı bir davranış, hareket bekliyor musunuz? O bir de ardından hemen yeni belediye başkanından çevre konularında beklentileriniz Bergama'da. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Güzel bir konuya değindiniz. Şimdi Hakan Bey geldiği zaman tabii ilk icraatlarından biri bizim önceki dönem belediye başkanımız Mehmet Göneş'le açtığımız Kozak'la, özellikle Kozak bölgesiyle ilgili çevre davaları vardı. O çevre davalarından tamamından çekildiler. Evet. Tamamından çekildiler. Tabii o günlerde bu durumdan etkilenen, bu duruma Kozak köyleri üzüldü. Ve bize komşu bir belediye başkanı bu anlamda Bergama'nın çevre davalarına komşu bir belediye başkanımız sahip çıktı. Kim? Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Bey. Evet. Şimdi bizim o günlerde 25 hektarlık kapasitesini 125 hektara çıkarmak isteyen bir firma, taş ocağı firması, yine Okçular, Aşağı Cuma, Bağyüzü, Hacı Hamzalar, bu dört köyün sınırı içerisinde kalan bir yerde. Bağyüzü Ayvalık'ın köyü olması itibarıyla o günlerde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Bey ile görüştük. Duymuş, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizim avukatlarımız bu konuda sorumluluk almaya hazır dediler ve belediye başkanının Bergama ile ilgili, Bergama'nın 3 köyüyle ilgili önemli bir davasında Kozaklı'yı bu anlamda yalnız bıraktı. Ve o günlerde sağ olsun Mesut Bey böyle bir dayanışma gösterdi. Çünkü artık hak aramak başlı başına büyük bedeller gerektiriyor. Bir keşif yaptığınız zaman en az 20 bin liradan başlayan masrafları, keşif bedeli söz konusu. Dolayısıyla tüm bunları Ayvalık Belediyesi o günlerde karşıladı. Sadece o değil, yine
altın madeninin Çukurova'ndaki İSU'nun içme suyu kuyuları var orada. Evet. Dikiliye içme suyu sağlayan vesaire. Biz bunu yine Çamavlu'ya işte o günlerde Mera Hayvan Salma Şöleni vesilesiyle işte 4 yıl önce diyelim Tunç Bey'le görüştüğümüzde Tunç Bey ne gerekiyorsa yaparız dedi ve ortak dava açtık. O açtığımız dava neticesinde 2 ay önce şu an Çukurova madeni, Dikili Çukurova'daki maden şu an kapatma kararı çıktı. 2 aydır şu an orada faaliyet sürdürmemesi gerekiyor. Gelin görün ki kapatma söz konusu değil. Biraz da madenin kayyum tarafından yürütüldüğü düşünülürse burada da yargı kararlarına uymalarını bir an önce bekliyoruz. Çünkü mahkeme kararı çok açık, net. Bir diyor ki oradaki birinci derece doğal sit olan Nebiler Şelalesi'ne siz zarar veriyorsunuz. Oraya gönderdiğiniz atık sularda ağır metal yüklü. Ne demek ağır metal? Arsenik, civa, kadmiyum gibi ağır metal yüklü atık suları oraya gönderiyorsunuz ya. Hakeminin son verdiği karar bu. Evet, son karar. Evet. Hatta geçtiğimiz yıl orada suya giren çocuklar günlerce komada kaldılar. Ciddi sağlık sorunları yaşadılar. Biz oradaki işletmeyi uyardık. Dedik bakın buradan böyle böyle şey geliyor. Burada kimseyi suya sokmayın. Tabii işletmeciler de orada tedirgin oldular. Bunlardan haberi yokmuş. İkinci gerekçesi mahkemenin Madra Barajı. Madra Barajı da bölgenin en önemli suyunun toplandığı Altınova'ya, Ayvalık'a, kısmen Dikili'ye tarımsal anlamda sulama yapan bir baraj. Oraya da aynı kirliliğin verildiğine gerekçe göstererek, yani siz ne Madra Barajı'nı oradan kaldırabilirsiniz, ne Nebiler Şelalesi'ni kaldırabilirsiniz. Ama daha önce de lehimize çıkan yargı kararı vardı. Bu son çıkan kararla da artık bunun yani bu ülkede adalet isteniyorsa, bu ülkede o bölgenin ekosistemine artık daha fazla zarar vermeden bu yargı kararına uyulması gerekiyor. Keza orada yerin 400 metre altına indiler. Yerin 400 metre altında Madra'dan gelen zengin yeraltı su kaynakları var. Oradaki suyu kesmeden o cevheri çıkaramayacakları için tonlarca kimyasal çimento döktüler. Dikili Ovası geçtiğimiz yıl yine kuraklık yaşadı. Yani siz binlerce yıldır su akış rejiminin olduğu Dikili Ovası'nın yere, kuraklık yaşamasının sebebi kesinlikle, bu, evet, kesinlikle yani. Oradaki işletmenin yerin 400 metre altında Çukurova'da dökmüş olduğu kimyasal betonla yeraltı su rejimiyle oynamış olması, bunun büyük payı var. O açıdan oradan şuraya gelmek isterim. Şu an Çukurova'da rezerv azaldı. Bu konuya çok dikkatini çekmek istiyorum sevgili Murat. Şu günlerde Kozak Yukarıbey, Gelintepe mevkii, Göberler Köyü, Kozak Göberler Köyü, yine Kapıkoya ve Yerli Tahtacı. Bu dört köyde Koza Altın Madeninin faaliyetleri çok yoğunlaştı. Özellikle Yukarıbey Gelintepe'de yaklaşık bir yıldır sondaj yapıyorlar. Her an bu dört köyden birinde yeni ocak açma girişiminde bulunabilirler. Bu şunu gösteriyor. Şimdi ne pahasına olursa olsun altın madenciliği yapmaya kalktığınız an Kozak yaylası gibi endemik türleriyle, bırakın ülkemizi, dünyanın göz bebeği bir yaylayı, siz bir ton kayaçta 1,5-2 gram altın için yok etmeye kimsenin hakkı yok. Bana göre vicdanı da yok. Evet. Bunu özellikle biz o bölgeye girmemeleri için 12 yıldır köylerimize direniyoruz. 12 yıldır açtığımız davaları kazandık. Yukarıbey'de olsun, Yerli Tahtacı'da olsun. Bu konuda
Oca'ya yapılan tesisin ömrü yapıldığı günlerde 8 ile 12 yıldı. Şu an 30 yıldır o tesis orada çalışıyor. En az daha 30 yıl çalışacak o mantıkla giderlerse. Çünkü Kozağa'da girip Kozağa'da Kozağ'ın doğasını da oraya getirip Ovacık'a siyanür çukuruna gömecekler. Orada şu an Ovacık'ta 4. siyanür atık barajı kuruldu. Yani 4 tane her biri ortalama 3.8 milyon metreküp, 4.2 milyon metreküp, milyon metreküpten bahsediyorum. Şu an 12 milyon metreküplük siyanür havuzu dolmuş durumda, 4.sü açıldı. Yani 1. derece deprem bölgesinde olan Ovacık'ı bir deprem anında gerçekten o kadar büyük bir kütlenin Bakırçay Ovası'na vereceği zararı, yaşanacak felaketi gerçekten hayal bile edemiyoruz. Onun için her depremde ben gerçekten yüreğim ağzıma geliyor. Orada bir şey var mı? Ne oldu? Evet. İlk el attığımız, düşündüğümüz yer orası oluyor. Soruya gelirsek, şimdiki belediye başkanından evet. davalara tekrar müdahil olmasını bekliyor musunuz? Ve çevre konusunda beklentileriniz evet. Sayın Başkan'dan şimdi, neler? Geçtiğimiz günlerde Çamoğlu'da yine mereye hayvan salma şöleni vardı. Gerçekten kış boyunca işte damlarda bakılan mereye çıkamayan hayvanlar böyle işte nereden baksanız 8-10 bin küçük baş, 5-6 bin büyük baş hayvan olmak üzere. O coşkuyu böyle belki izlemişsinizdir videolardan, bilemiyorum. Evet. Muhteşem bir şeydi. Onların böyle doğaya susamışlığı, onların o heyecanını biz de ortak olduk orada. Orada bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir görüşmemiz oldu. Kendisine oradaki çok etkilenmiş, ilk defa gelmiş o bölgeye. Ve tabii ben bu güzelliğin ardından içinizi karartmak istemiyorum ama bunların da bilinmesine yarar var diye dikkatini çektim. Çünkü o bulunduğumuz yerin karşısındaki sırtların arkası şeydi. Balıkesir sınırı, orada Tümat Altın Madeni var. Nurol Holding'e bağlı Tümat Altın Madeni. 5 yıldır orada faaliyet gösteriyor. Yine projelerinde buranın ömrünün 8 yıl olduğunu söylüyorlar. Ben kendilerine yine iddialı bir laf söyledim. Buranın ömrü en az 50 yıl. En az 50 yıl. Bunun altını çize çize söylüyorum. Ovacık için de aynı şey geçerli. Çünkü orada da daha cevher bitme aşamasına gelmeden bizim köyümüz olan Madran eteklerindeki Çobanlar Köyü var. Evet. Seçimlerden bir ay önce orada yeni ocak açma kararı aldılar. Maden Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü var Ankara'da. Türkiye haritasını koyuyorlar masaya. Şu anki siyasi iktidar ekonomik olarak çözüm üretemedikçe MAPE diyor ki bize kaynak yarat. Türkiye haritasını alıyorlar ellerine. Türkiye'nin her ay, resmi gazeteden açın bakın, her ay Türkiye'nin en gözde yaylaları, meraları, tarım arazileri bir bir madenciliğe açılıyor. Yani bu durumu kendisine ilettik. Yani burada Çobanlar Köyü de, orada büyük bir çam ormanı var. Ormanı yok edilmesinin arifesindeyiz şu günlerde. Yani 50 yıl orada koza, düşünün, kozağın çatısından Tümat Altın Madeni bu köylere inecek. Eteklerinden de Çukuralan, arkasından Kaptan, Aşağı Bey, işte Yukarı Bey. Cemil Tugay ne yapabilir? Cemil Tugay şunu yapacak. Orada çok açık yüreklikle şunu söyledi. O anlamda kendisini takdir ettim. Bu güzellikleri görüp de bu güzelliklere düşman olan, kötülük yapan tesislere karşı da görmemezlikten gelemeyiz. Bu konuda ne yapılacaksa, açılacak davaysa davada varız. Geçtiğimiz dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi açmış olduğu davayla şu an Çukurova'daki birlikte açtığımız ortak davada
kapatma kararı çıktı. Cemil Bey de aynı şekilde Kozak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım sözünü verdi. Dedi, evet. Tanju Bey'den de beklentimiz. Ben asıl onu soruyorum. Tanju Bey'den de beklentimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamdaki performansına ayak uyması, ayak uydurması. Yani davalara yeniden müdahil olmasını kesinlikle istiyor musunuz? Kesinlikle istiyoruz. Çünkü bu bir kamu davası. Bu çevrecilerin, işte doğa severlerin şeyi değil. Başlı başına onların konusu değil. Bir belediyenin zaten sokağındakinin çöpünü toplaması, imar işlerinde imara bakan birimi var. Bunlar için belediye başkanının bu işin yapan ekiplere sadece işler yolunda gidiyor mu diye bakar ama asıl bir belediye başkanının kalitesini gösterecek olan o kentte yaşayan insanların çevre hakkını, o kentte yaşayan hayvanların, yabani hayvanın, evcil hayvanın, bunların çevre hakkını konusunda mücadele edebiliyor mu? Yani evet. Bu anlamda Tanju Bey'in de dileriz önümüzdeki günlerde daha önce Mehmet Göneş döneminden sonra kesintiye uğrayan başta Kozak Yaylamız olmak üzere birçok yerle ilgili çevre davalarında bizzat davacı olması en büyük beklentimiz ve temennimiz. Evet. İki konu daha var. Onlarla ilgili de ben görüşünüzü sorayım. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Kozak dedik ya, onunla devam edelim. Bu taş ocakları meselesi. Onlarca taş ocağı var Kozak'ta malum. Şimdi bunları yayınlarda konuştukça işte sizler çevre sorunlarına dikkat çektikçe yansıma şu oluyor. Ama istihdam sağlıyor. Onlarca yüzlerce kişiyi orada istihdam ediyor, ekmek veriyor. Bunlara mı karşı çıkıyorsunuz? İstihdama evet. mı karşı çıkıyorsunuz? Yanıtıyla karşılaşıyorsunuzdur daha çok sizler. Evet. Çevreciler olarak. Elbette istihdam karşıtı değil kimse ama ben sizlerin bu taş ocaklarının bu taşları çıkarttıktan sonra usulünce rehabilite etmediklerini düşündüğünüzü evet. biliyorum. Bu da bir çevre sorunu değil mi Bergama için? Kesinlikle. Bunun pek üstüne gidilmiyor galiba. Kesinlikle. İyi bir noktaya değindiniz. Şimdi burada geçtiğimiz günlerde şöyle bir yüreğimizi burkan bir olayla karşı karşıya kaldık. Kozan Yukarı Cuma Köyü genelde Kozan taş ocaklarının pek el atamadığı bir bölge. Nispeten temiz kalmış bölgesi. Yaklaşık 4 ay önce yine MAPEK, bunu çok sık duyacağız bundan sonra. MAPEK neydi? Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. Yani MAPEK, evet. Yani Türkiye'yi şu anki siyasi iktidar, Cumhurbaşkanı ve ekibi, az önce onu ifade etmeye çalışıyordum. Ekonomik olarak son 5 yıldır yaşanılan krizi bir türlü aşamadıkları için doğayı adeta doğayı MAPEK üzerinden satıp ranta dönüştürme konusunda son 5 yıldır gerçekten çok büyük bir şekilde Türkiye'yi madencilik sektörüne aktardılar. Halen devam ediyor. Yani doğamız bizim gelecek kuşaklara emanet, bize emanet edilen ve onlara aktarmamız gereken önemli bir değer. Yani evet. bunu paraya pula döküp de buradan nasıl rant para aktarırız da ekonomi? Hayır. Ekonominin kuralları kendi içinde bir şekilde sağlıklı işletilirse çözülebilir. Ama doğaya verdiğiniz zararın yarın o 100 katı, 1000 katını harcasanız o doğayı geri getiremezsiniz. Şu an işte koruma statüsüyle korunan ormanlarımız, yaylalarımız, meralarımız gerçekten haraç mezat hızla madencilik sektörüne aktarılıyor. Burada bunu öncelikle vurgulamak gerekiyor. Yukarı Cuma köyümüzde şu oldu. 4 ay önce MAPEK'in ihalesiyle ihaleyi alan
firma köye geliyor. Köyde işte önceki muhtar Reşat Bey işte hoş geldiniz diyor. Hayırdır? Burasını biz ihaleden aldık. Burada taş işletmesi kuracağız. Deyince tabii beynimizden vurulmuşa döndük diyor. Hemen 3 gün sonra geldiler. İhtiyar heyetiyle, azalarla birlikte benimle görüşmeye. Çarpıcı olan şu. Orman işletmesi, yani Orman Bakanlığı 20 yıl önce 51 hektarlık alanı, yani 510 dekarlık alanı köylünün kurmuş olduğu kooperatife 49 yıllığına veriyor. 49 yıllığına. Şartı ne? Burayı işte çam fıstığı dikin, burası hayat bulsun. Ve onlar da böyle göz bebekleri gibi korudukları, her gün böyle büyük emek vererek yetiştirdikleri kocaman bir orman oluşuyor. Yani oraya şimdi programdan sonra vaktiniz varsa gidelim. Yani baktığınız zaman böyle gözleriniz dolar. Yani buraya nasıl kıyacaklar? Gerçekten. Şimdi işletmeci ihaleyi kim verdi? MAPEK verdi. MAPEK'ten talimat kim tarafından verildi? Bizzat Cumhurbaşkanı ve ekibi tarafından. Şimdi sormak gerekmiyor mu? Yani siz devlette süreklilik varsa, Orman Bakanlığı'nın 49 yılına vermiş olduğu köyün merasını kooperatife, bu insanlar varını yoğunu oraya dökmüşler ve günün birinde biri çıkıp geliyor karşılarında, şok oluyorlar. Ve geçtiğimiz 15 gün önce orada ÇED halkı bilgilendirme toplantısı vardı. Hatta köylü çok öfkeli olduğu için herhangi bir olay yaşanmaması adına muhtarlık bunu aşağıda o düğün salonlarının olduğu yerlerden birinde yapıldı. Halkı bilgilendirme toplantısı. Kozağ'ın 16 köy muhtarı da oradaydı. İşin güzel tarafı. Yani bundan sonra Kozağ'ın, bütün işletmeciler şunu bilsin, Kozağ'ın bir köyünde yanlış bir iş yapılıyorsa 16 köyde buna karşı çıkma konusunda artık muhtarlar da kendi içinde bir dayanışma gerçekleştirdiler. 16 köy muhtarı da oradaydı ve toplantıyı Çevre İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililerle görüşülerek toplantı yaptırılmadı. Yani çünkü köylü diyor ki bizim taş ocağı ile ilgili bilgilendirmemizi gerektirecek bir konu yok. Kozan taş ocaklarının... Peki bugüne kadar yapılanlar ne olacak hocam peki? Tüm Kozak'ta? Bunu şöyle ifade edeyim. 2012 yılında Ayvalık'ta Madra'nın tarihinde ilk defa bir ulusal çalıştay yapıldı. Madra ulusal çalıştay diye. Biz de Bergama'dan katkı verdik o günlerde. 3 günlük, cuma, cumartesi, pazar 3 günlük 30'a yakın akademisyen, hatta ben onları davet ettim. Bir minibüsle geldiler. Kozak'taki taş ocakların durumunu gösterdik. Bilmeyen, tanımayanlar vardı. Bu 3 günlük bilimsel çalışma sonrası Google'dan bizi izleyenler tıklasınlar, bulurlar. Madra Ulusal Çalıştayı diye. Harika bir sonuç bildirgesi çıktı. O sonuç bildirgesinde Madra'da madencilik faaliyetleri azaltılmalıdır. Ama özellikle Kozak yaylasında derhal her türlü madencilik faaliyeti durdurulmalıdır. Kaç yıl önce? 12 yıl önce. Durduruldu mu? Çam fıstıkları 14 diyorlar. %90 rekorte düştü. %90 rekorte kaybı var. Daha o günlerde buna dikkat çekilmişti. Durduruldu mu? Hayır, durdurulmadı. Gün be gün daha da arttı. Daha da arttı. Şu an var olanların bu konuda adil bir geçiş, yani oradaki işletme sahiplerinde çalışanları da üzmeyecek şekilde adil bir geçiş programı yapılarak öncelikle kapasite artırımı yapmak isteyenlere kapasite artırımına izin verilmemesi gerekiyor. Var olan ocakların ekonomik ömrünü tamamladıkları zaman
az önce sizin de vurguladığınız gibi rehabilitasyon. Şimdi gidin, başta Terzaliler Köyü olmak üzere, Okçular, efendim Aşağı Cuma, Hacı Hamzalar, bu köylerde gözlerinize inanamazsınız, sanki böyle aydaki kraterler gibi devasa çukurlar. Yani madencilik sektörünün ne diyelim, yüz karası işletmeler alacağını almışlar. Arkalarına dönüp bakmadan terk etmişler oraları. Aldıktan sonra uygun rehabilite gerekiyor, değil mi? Bildiğim kesinlikle. Kadarıyla. Yani şimdi işletmeyi açarken rehabilitasyon için, yani devede kulak bile denilmeyecek komik bir rakamı bakanlığa veriyorlar. Yani şimdi o rehabilitasyonu yapmış olsa verdik paranın belki 1000 katını harcayacak. O yıllar önce vermiş, o para zaten pul enflasyondan olmuş, pul olmuş gitmiş. Dolayısıyla bizim daha önce Aziz Kocaoğlu döneminde bir projemiz vardı. Aslında o Tunç Bey döneminde hayata geçiremedik. Dilerim bu dönem geçiririz. Orada bu taş ocağı işletmelerinin çok yoğun olduğu saydığım köylerde bu çukurlar köylüler içinde, onların hayvanları içinde gerçekten tehlike oluşturuyor. Oralar yağmurlarla böyle dolup boğulma tehlikeleri yaşanıyor zaman zaman. Dolayısıyla buraların rehabilite edilmesi konusunda sorunlar hakkında da gerekli işlemin yapılarak, hatta onlardan bu paranın tahsil edilmesi, alınarak bu işin tamamlanması gerekiyor. Özetle Kozak için şimdi konuştuğumuz zaman, dışarıdan bir misafirimiz geldiği zaman, değil mi, gururla böyle bizim Kozak yaylamız var diyoruz. Ama tabii içi bizi yakar, dışı onları yakar misali. Burası hakkında da Kozak gerçekten bölgenin büyük bir değeri. Büyük bir değeri. Çam fıstığının tekrar eski günlerine yaklaştığı konusunda güzel haberler alıyoruz köylerden. Evet, birazdan o konuya değineceğim. Adil geçiş, tekrar ediyorum, işletme sahipleri koza bunca yıl ekmeğini yemişler. Kozak öldürünceye kadar, bitirinceye kadar bir gayret içine girmenin ne vicdani ne akılcı bir tarafı yok. İşletme sahipleri adil geçiş, yeni kapasite artırımı olmayacak. Ve bundan sonraki süreçte de çalışanların da süreç içerisinde başka işlere aktarılmak suretiyle bu sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi için önümüzdeki günlerde kesintiye uğrayan bir jeopark programı vardı. Onun bu dönem gerek Bergama Belediyesi, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekse Balıkesir'le ortaklaşa bunu tekrar hayata geçirilmesi konusunda bu işin takipçisiyiz. Jeopark'la ne gelecek? Jeopark'la aynen nasıl Bergama UNESCO'nun tarihi kültürel miras sitesine girdi, bir koruma programına alındı, İşte bunun gereği eylem planı oluşturuldu vesaire. Bununla birlikte turizm gelirlerinde gün be gün artışlar, henüz istedilen yere gelmedi ama zaman içinde olacağı aşikar. Kozak için de aynı şey geçerli. Yani bu jeopark projesi bu dönem hayata geçirilmeli. Bu dönem diyorsunuz. Bunu şeyde de görüştük. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'la da görüştük. Önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ile de aynı şekilde iki büyükşehirin bu bölgedeki jeopark programının tekrar, şimdi geçen dönem talihsizlik yaşandı, dosya geri geldi. Dilerim. Nereden geliyor geri? UNESCO. UNESCO yani bu konudaki. Jeopark projesi hayata geçince ocaklar çalışamıyor mu bunlar? Ocaklar işte az önce benim ifade adil ettiğim. Adil geçiş yöntemiyle çalışıyor. Az önce ifade ettiğim gibi adil geçiş şeklinde. Yani onların, yıktın bari yap Türkçesi. Yani evet. En azından. Böyle bırakıp gitme. Yani. Evet. Rehabilitasyonu bu yine jeopark programı dahilinde rehabilitasyon da hızlanır. Ama önemli olan bu jeoparkla birlikte Kozaklılar da mesela şey diyor, ya burada inşaat, işte evimizin bahçesine bir şey yapamayacak mıyız, edemeyecek miyiz? İşte ona engellemiyor ama, değil mi? Hayır. Aksine
koza hakkını veren, kozan korunursa kozak güzelliklerle buluşacak. Kozak halkı ekonomik olarak daha güçlü olacak. Burada jeopark konusunda nokta koyup ben sevindirici güzel haberi... Onu da verdikten sonrası bir sorum daha var. Sonra yavaş tamam. yavaş bir saati tamam. doldurduk. Evet. Şimdi rekolte artıyor mu eskisi? Evet. Ne mi dönüyor? Şimdi biz başta kozan rekoltenin en yüksek olduğu yerlerden biri Güneşli Köyümüz. Güneşli Köyü'nün özelliği iklimi daha serin. Evet. Daha serin. Dolayısıyla karaveliler aynı şekilde şu an oradaki gittiğimizde gördük. Geçtiğimiz günlerde ağaç yeniliği vardı. Köy ayrıyı falan da birlikte yapılıyor. Onun dışında yine Hacı Hamzalar o kadar taş ocaklarına maruz kalmasına rağmen Terzaliller, işte Göbeller, Kozan dört bir tarafı gerçekten siz gelecek 3 yılın ağacın verimli olup olmadığını üzerindeki çıkan kozaklardan görebiliyorsunuz. Dolayısıyla sorun bunların yüzde kaç oranlı doluluk. O doluluğun oranı da köylülerin beklentisi yüksek. Artıyor yani. Artıyor. Orada artıyor. Evet. Tekrar eski günlerine. Ne bunda etkili oldu? İlaçlama mı yoksa Hayır. başka bir şey mi? Fıstık tekrar... duasına mı çıkıldı? Ne oldu? evet tekrar o günlerde şunu vurgulamadan geçmeyeyim. Tunç Bey'in Kozak Yaylası için gerçekten gayreti oldu. Büyük gayreti evet, oldu. Evet. Bir bilim heyeti oluşturdu. Bilim heyetinin başkanı Profesör Doğanay Hoca var. Doğanay Tolunay Marmara Üniversitesi'nde. Kendisi Orman Fakültesi de profesör. Doğanay Hoca ne zaman Bergama'ya gelse zaman zaman kendisiyle görüştük. Bunun tek sorumlusu böcek. Evet. Ona panzehir bir böcek bulunmuş galiba. Öyle yok şu an yok. Şu an yok. O böceği yiyen başka bir böcek salındı şeklinde bir yok, haber sonuç, çıkmış. Sonuç alınmadı. Ha, yok, evet. Oradan bir şey yok. Biz 2 ay önce Bergama Çevre Platformu olarak hatta bayram arifesinden bir gün önce falandı. Göbeller Köyü'nde 16 köy muhtarımızla buluştuk. Orada işte terafiden sonra 9.30 gibi başladı. Saat 1.30'a kadar süren bir toplantıydı. İşte seçimden sonra Kozak muhtarların nereden baksanız yarısı gençleşmiş. Yani böyle 30'lu 28-30 yaşlarda genç arkadaşlarımız da 30 yaşlarda. Siyaset gençleşiyor Türkiye'de. Evet, evet. Göreve gelmişler. Evet. Onların da heyecanı oldukça fazla ve şu konuda netleştik. Yani Kozak Yaylası'nda başta taş ocağı ve altın madenleri olmak üzere Kozak köylüsü çam fıstığı eski günlerine gelirse bu madencilik faaliyetlerine karşı daha sıkı duracak. Geçmişte yaptı belki çünkü bunu. De sıkı durmasın diye bu hale gelmiş olabilir mi? Bir şehir efsanesi var biliyorsunuz. Yani o konuda ispatlayamayacağımız. Evet o konuda her şey mümkün. O konuda tabii düşünmek istemiyorum öyle bir şeyi. Ama düşünelim. Gelinen noktada biz konuyu hatta muhtarların birçoğu hocam bu böcek işi bir tarafa işte ilaç atan köylülerin işte çam ağaçlarının daha iyi olduğunu falan ifade ettiler. Tabii gecenin 11'inde ben bu komisyonun başkanı olan Profesör Doğanay hocamızı aradım. Evet. Hoca da şaşırdı dedik ya toplantıyız muhtarlarla falan. Şu neymiş şey olan rekoltenin artmasına artacak oluşuna neden olan ilaç mıymış? Hayır oraya geliyorum. Şimdi bu konuda hocamız der ki ilaç yanlış. İlaç orada yararlı başta arılar olmak üzere börtü böceği de bitirir. Kesinlikle ilaca karşı olduğunu ifade etti. Bununla ilgili Doğanay Hoca 3 gün sonra İzmir Tarımsal Daire'den 3 mühendis arkadaşı gönderdi. Bergama'da
İki aydır onlarla üç kez bir araya geldik, toplantılar yaptık ve şu konuda hemfikir olduk. Yani Kozak muhtarları, Bergama'nın belediye meclis üyeleri, bütün partilerin içinde yer aldı, belediye başkanı, ticaret odası, ziraat odası, bu ekibi bir araya getirip tarımsal daire cuma günü saat 14'te sadece bu kesimlere açık bir teknik toplantı yapılacak. Bir sunum hazırladı arkadaşlarımız. Yani bunun amaçlanan şu, bugüne kadar işte tarımsal dairenin 3-5 mühendisinin gayretini bütün Kozak köylüsüne yayıp bir seferberlik yapma ihtiyacı var. Yani bu kapanlar, şimdi kapanları değişik köylere kapanlar konulmuş. O kapanların en çok dolu olduğu, hocanın da bak buradan çok gelebilir oraya fazla kapan koyun dedikleri. Örneğin Kıranlı'da orada Kızılçam'dan gelen böceklerin sayısı o kadar fazla ki kapanlar ağzına kadar böcek dolmuş. Yani böcek, bu etkilemiş fıstık yani olayı. Böceğin, evet, evet. Böceğin çam fıstığı üzerindeki etkisi büyük. Daha yetişirken içine girip ilaçla getiriyor. Değil kapanla yakalar. Yani bu işi ilaçla yapmanın bilim insanları yanlış olduğunu, aynı yıllarda İtalya, İspanya, Portekiz'de hocamızın aktardı. Aynı dert onlarda da var. Böcek belası. Ve onlar şu an %65 oranında böceğe karşı başarı elde etmiş durumdalar. Yani onların deneyimlerini de buraya aktarılacak. O deneyimlerden de yararlanarak böylelikle yani, birkaç yıl sonra istenilen seviyeye inşallah gelecek. Gelecek, evet. Ve cuma günkü toplantı o anlamda Bergama'da bu konuda bir fikir birliği sağlayıp Kozak'ın çam fıstığının hak ettiği seviyeye gelmesi, tekrar katma değer olarak bu ülkeye sağlayacakları, Kozak köylüsüne sağlayacakları çok fazla. Bu şekilde bir çam fıstığında iyileşme, güzelleşme beraberinde taş ocaklarına karşı da, altın madenlerine karşı da Kozak köylüsü ağacına, toprağına, suyuna, havasına sahip çıkma konusunda da daha kararlı olacağını düşünüyorum. Evet. Bir konu daha var ki yine şimdi yaza girdik. Yazın faaliyet gösteren Bergama'nın 3 beldesi, o kapanan 3 yan yana olan beldeleri var ya, o taraflarda faaliyet gösteren salça fabrikaları. Evet. Onların da atma tesisleri sanıyorum olmadığı için siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Zararlı şeylerini, atık maddelerini çevreye, Bakırçay'a karışacak şekilde akıttıkları ve çevrenin bundan zarar gördüğü şekli. Ama her sene bu yaşanıyor. Çözüm bulunmuş da değil. Bu konuyla mı fazla ilgilenilmiyor? Diğer şu ana kadar saydığımız bir sürü konudan ona mı fırsat gelmiyor? Hayır. Yoksa evet, orada da işte köylü domatesini veriyor kardeşim. Yani bizim ekmeğimizi mi elimizden alacaksınız? Dükkanımız mı kapanacak? Ekmek kapımız mı kapanacak? Ellemeyin, evet, dokunmayın bize mi diyorlar? Bu sorun niye devam ediyor? Evet. Şimdi yıllardır o kanayan bir yara. O konuda özellikle yıllardır Kaşıkçı, Sindel köyleri başta olmak üzere nispeten işte Armanlar köyü olmak üzere bu muhtarlarımız da belki 15 yıldır her yıl Eylül ayı geldiğinde şimdi normal domates salça sezonu Ağustos sonu, Eylül başı gibi işte galiba, Ağustos sonu, Eylül sonu gibi en son şeyi işlemeye başlıyorlar. Biber, acı biber. Onu işlerken de Bakırçay'a bıraktıkları atıklar balıkların ciddi şekilde ölümüne bir balık getirir. Haberi her sene çıkar. Kesinlikle. Yani, o zaman niye çözümü aranmaz bunun? Evet. Yani o günlerde biz valiye de çıktık, İzmir Büyükşehir Başkanı'na çıktık. Yani yereldeki şeyleri tüketip oralarda da çözüm aradık. Örneğin Çevre İl Müdürlüğü'ne gittiğimizde Çevre İl Müdürlüğü her yıl oradaki arıtma tesisini kullanmıyor firmalar. Ha, var fakat kullanmıyor. Var, kullanmıyorlar.
maliyet yükleneceği için. Çok mu yakıyor o zaman? Evet, maliyet yükleneceği için kullanmıyorlar. Ve kolayı hemen dereye salıp dereden de bakışa. Ne maliyeti? Elektrik maliyeti mi? Elektrik maliyeti, arıtmanın, işte biyolojik arıtmaysa onun maliyetleri. Dolayısıyla bu konu her yıl yapılacak sıkı denetimle, yani para cezası çok öyle caydırıcı nitelikte değil. Bunu söylemek gerekir. İl müdürlüğü, bakanlık orada 24 saat nöbetçi bulundursun. Yani bu konuda sezonda, yani sezonda siz o işletmeyi kurarken Çevre Bakanlığı'nın standartı var. O standarta uygun şekilde arıtma tesisinizi yapmak zorundasınız. Diyorsunuz ki ama var fakat kullanmıyorlar. İşte bunu kullanıp kullanmadığını da yine siz denetleyeceksiniz. Yani Çevre Bakanlığı'nın işte Bergama'daki, Taşlı'daki yine mühendisleri, denetim ekibi çıkacaklar sık sık. Yani bu olmayınca koskoca Bakırçay, yani Eylül ayında o martılar denizi terk ediyorlar. Orada yüzlerce martı ölmüş balıklarla orada besleniyorlar. Ve sadece o değil. Yani sadece salça fabrikaları değil, Soma'daki termik santralin atıklarının Bakırçay'a yıllar yılı verdiler. Hatta yakın zamana kadar Soma'nın yeni yapılan hastanesinin müteahhit işin kolayına kaçıp kanalizasyonun olduğu gibi Bakırçay'a akıttılar yıllarca. Yani ne çektin be Bakırçay diye. Yıllarca, yani Bakırçay gerçekten bu kadar hor kullanıldı, bu kadar acımasızca. Şimdi artık oradan oranın suyuyla, şimdi ben size söyleyeyim, orada tarımla uğraşan, işte İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, neyse hallere böyle tonlarca havuç gönderen, işte marul gönderen, sebze gönderen işletmeler var. Şimdi Bakırçay'ın suyunu kullanıyorlar. Şimdi burada yurt dışına giderken laboratuvarda ne yapılıyor? İşte gerekli tetkikler yapılıyor. Uygun değilse geri çevriliyor. Değil mi? Yani tırların, böyle onlarca tırın Türkiye'ye bu yüzden geri döndüğü, geri döndüğünü Bakırçay, hep çok sık dan alınan su nedeniyle. Bakırçay'la ilgili değil. Yani bu genel domates olur. Evet. Üzerinde işte bu sene yine aynı sorun yaşanır. Burada da, yani burada da şimdi İstanbul'a hale giden işte buranın havucu vesaire, bunlarda hiçbir şey yapılmıyor. Laboratuvara alınıp da incelenmiyor. Yani burada incelense ne çıkacağı gerçekten ortada. Yani biz Bergama'da yaşanılan, bir Bakırçay'da yaşanılan bu kirlenme, İstanbul'da bu havucu tüketen, İzmir'de, Ankara'da bu havucu tüketen ya da marulu salatalı tüketen insanların da sağlık sorunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Sadece buradaki insanlar değil yani. Tabii yani. Ama çözüm o işletme, sıkı denetim. O işletmeyi yapan kişiler kendi tarlalarından havuç yemiyorlar. Çözüm burada ne hocam? Sıkı burada denetim. Çözüm açıkça, biz akarsuyumuzun koskoca bir ovanın can damarı olduğu bilinciyle davranıp sezonda, sadece sezonda değil, yıl boyunca Bakırçay'ın ve Türkiye'deki birçok çayın korunması için gerekirse böyle motorize ekiplerle suyun içinde, dışında, bu cesareti hiçbir işletmenin göstermeyecek şekilde daha ağır cezalarla. En azından sezonda 24 saat ekip bulunduramaz mı? Kesinlikle bulundurabilir. Bu konuda yeter ki istensin, yeter ki görmemezlikten gelinmesin. Denilse ki o ekipte ikna edilebilir belki işletme tarafından, ama Bakırçay'a bakılır. Temiz mi pis mi? Oradan anlaşılır yani, zaten. Yani evet. Burada Çevre İl Müdürlüğü'ne ve belediyelerimize büyük görev düşüyor. Bu konuda sağlıklı bir Bakırçay, sağlıklı tarım yapmanın da bir anlamda önünü açıyor. Çünkü Bakırçay gerçekten, Bakırçay'a sınır olan bütün tarlalar Bakırçay'dan aldığı suyla
tarım yapıyor. Her ne kadar işte barajdan gelen su kullanılsa da bu anlamda bir kez daha bunun altını çizmekte fayda çevre var. Çevre konusu denedim. Bitmez, bir saat konuştuk vallahi. Bir şimdi saat evet. Son bir vurgu yapayım. Bergama'nın Göçbeyli Kozluca Yalnızdam bölgesinde Eczacıbaşı yeni bir altın madeni açmaya hazırlanıyor. Yine mi altın madeni? Evet, yine altın madeni. Eczacıbaşı. Tabii Eczacıbaşı hep adından anlaşıldığı gibi, değil mi? Sağlığımızla ilgili eczacılık faaliyetlerinde bulunan bir şirketler topluluğu olarak biliriz. Ama Türkiye'de Türkiye'nin başına altın madenciliğini ustalat eden ilk şirkettir. Öyle mi? Tabii. Yani, ilk Bergama'da o yabancı şirket değil miydi? Bergama'nın ilk ruhsat sahibi Eczacıbaşı'dır. Ha, ondan sonra Eurogold. Eurogold'a sonra mı geçti? İşte Eurogold ruhsat haklarını Eczacıbaşı'dan satın almıştır. Ha. Kaz Dağları'ndaki şu anki mesela geçtiğimiz 2 yıl önce orada binlerce ağaç kesilmişti. Hatırlarsınız Fazıl Say'ın konseriyle birlikte büyük bir tepki oluştu. Sonra durdu. Durdu. Sonra tekrar devam etti. Galiba. Durdu. Şu an orada durdu ama durdu orada yani kesilen ağaç sayısı 100 binleri buldu. Şimdi oranın da ruhsat sahibi Eczacıbaşı. Gaz Dağları'nın Anadolu'da birçok yerin. Yani Eczacıbaşı şu an işlettiği altın madenleri de var. Balıkesir, Balya başta olmak üzere. Burası için ne demek lazım? Ne diyorsunuz? Burası için de şunu diyorum. Eczacıbaşı'nın özellikle Göçbeyli Ovası, işte Sarıcalar, o bölge bu anlamda talihsiz bir durum. Yani Eczacıbaşı'nın yıllardır bir taraftan sağlığımızla ilgili kazanırken bir taraftan da sağlığımızı zora sokacak. Koskoca Göçbeyli Ovası'nı bu anlamda Göçbeyli Ayazkent o bölgeyi etkileyecek bir faaliyetinden geri adım atmasını diliyoruz ama tabii dilemekle kalmıyor. Bir sorunla daha karşı karşıyayız. Bir sorunla daha karşı karşıyayız. Hocam, yani peki. Şu an Bergama Ovacık'ta bir altın madeni, Kozan Çatısı'nda 2. Tümat altın madeni, 3.'sü Çobanlar Köyü'nde açılmak üzere olan yine Tumat'ın altın madeni ve Eczacıbaşı ile bu sayı 4'e çıkacak. Bu anlamda yöre köylülerine havasını, suyunu, toprağını koruma konusunda gerçekten bunlar yapılsın ama çevreye zarar vermeden mi yapılsın diyorsunuz siz, yoksa ne olursa olsun biz işletmeye karşıyız mantığımı hakim. Yani şimdi şöyle yapın ama çevreye de zarar vermeyin. Şimdi şöyle mi diyorsunuz? Erzincan İliç'i yaşadık. Orada halen daha insanlar toprak altında çıkaramadılar bile. Demek ki pek önlem alınmamış. Milyonlarca ton toprak bir anda orada bütün işte sel gibi aktı, bütün iş makinelerini, çalışanları altında bıraktı. Şunu diyoruz. Bir ton toprakta 1 gram altın için, 1.2 gram altın için milyonlarca ton toprağa siyanür ve türevleriyle zehirlemenin gelecek kuşaklara yapılan en büyük ihanet. Oysa bizim topraklarımız yerin üstü yerinden daha zengin. Yerin üstü yerin altından daha zengin. Yani 1 gram altın için tonunda 1 gram altın için milyonlarca ton toprağa siyanürlü zehirlerle zehirlemek. Hangi yöntemle için çıkarsa çıksın o zaman kar zarar meselesi göz önüne alındığında siz çok karlı bulmuyorsunuz bunu yani. Yani şeyler açısından yani. Türkiye'de şu an 22 tane altın madeni var. Bu 22 tane altın madeni de çok uluslu altın tekellerin elinde. Birkaçı işte en son Koza kayyumla yönetiliyor. Onun dışındakiler mesela İliç'te Çalık Grubu %20 hissesi var ama
Çalık grubu daha çok iktidara yakın olduğu için o yaban şirketlerin işlerin kolaylaştırıcı bir ortak evet. gibi girmiş devreye. Geçmiş ülkelerde bu çevreye zarar vermeden yapılamıyor mu bu? Aynısı burada da yapılsa o zaman siz yine karşı çıkar mısınız? Şöyle şu an Avrupa'da yasak zaten çıkarılmıyor. Bir Yunanistan'da Selanik'te var. Eldorado Gold diye bir firma. Altını nasıl temin ediyorlar o zaman? Mesela Almanya'da altın tonlarca zaten, altın var yasaksa. Nasıl temin ediyorlar? Altın rezervleri şu an o kadar çok fazla ki yani ülkelerde ülkelerin merkez bankalarında. Gelişmemiş ülkeler çıkarsın biz alalım mı diyorlar. Gelişmemiş ülkeler yani Afrika'yı düşünün. Değerli metallerin altın başta olmak üzere işte elmas vesaire bunların en çok olduğu uluslararası tekeller yoksul ülkelere el atıyor. Buradan alacağını alıyor. Oraları siyanürle, zehriyle, sağlık sorunlarıyla baş başa. Biz de buna dahil miyiz? Biz de buna dahiliz. Evet. Gelişmiş ülke yapmıyor. Bizim gibi ülkelere yaptırıyor. Biz de, evet biz de yapıyorlar. Evet. Altın madenciliği açısından Türkiye müthiş bir şey. Onlar için cennet. Yani siz şu an burada bir işletmeniz var. İşletmenizin örneğin işte benim de bir işletmem var. %25 gelir vergisini ödüyorsunuz. Beyan üzerinden değil. Vergi dairesinin bu konudaki kontrolörleri koydukları standart üzerinden veriyorsunuz. Oysa altın madenleri beyan üzerinden. Ben şu kadar çıkardım deyip o beyanın üzerinden %1 ile 3 devlete. Devlette nereden bileyim senin o kadar çıkardığını? Hayır, %1 ile 3. Çıkarttıkları altın %1 ile 3'ünü ancak devlete vergi olarak veriyorlar. Ya devlet şunu dese belki 10 çıkardın? Demiyor. Demiyor. Evet, demiyor. Yani orada bir şu açık an, var. Evet. Yani şu an Türkiye'deki altın madenleri bu ülkenin doğasını, en gözde meralarını, tarım arazilerini, ormanlarını yok ederek yerin altındaki ekonomik değil, yani normal şartlarda adam gibi vergisini veren bu ülkenin aklı selim insanları, madencileri bir araya gelip de bir standart koysalar o çok uluslu şirketlerin hiçbiri Türkiye'ye giremez. Örgütsüzlük burada da tamamen, kendini gösteriyor. Evet, tamamen ülkenin zenginlikleri şu anki siyasetçiler tarafından. Aslında çevreciler bunu örgütleseler asıl. İşte yani, siyasi iktidara. Gelin iktidar, öyle değil de böyle yapalım deseniz. İşte siyasi iktidar şu an ülkenin bütün zenginliklerini bu çok uluslu tekelleri açmış sonuna kadar. Evet. Açmışlar. Tabii iktidarın da bunu kabul etmesi lazım. Yani burada madencilik, yani ülkede madencilik yapılmasını demiyoruz. Evet. Ama bu ülkenin yerin altından çok zengin olan, yani yerin üstünün yerin altından zengin olduğu bir Kozak Yaylası'nda, bir Kaz Dağları'nda bunun yapılması cinayettir diyoruz. Diyorsunuz ki daha cinayettir. Yani şey yerde yapılıyor. Kesinlikle. Yani bu konuda tüm bunlarla ne yaşanıyor? Bir eko kırım yaşanıyor. Eko kırım geçtiğimiz aylarda meclise bütün Türkiye'liler tarafından çevreciler gittiler. Bir eko kırım yasa taslağı verildi bütün partilere. Yani bizim doğamız, geleceğe bırakacağımız doğamız kalmayacak. Madencilik sektörü o kadar ekonomik değeri olmayan İliç'teki gibi örneğin. Bir ton kayaçta 1.1 gram, 1.2 gram düşünün. Kayaç dediğiniz bir ton toprak. Toprak. Evet. Bunu tonlarca siyanür, bir de bunu yaparken yığın içi yöntemiyle yapıyorlar. Yani bu yığınları atıyorum normali 12 kat yığması gerekiyorsa bunlar 36 kat yığarak orada faciaya neden oldular. Daha işte maliyeti azaltmak için. Çünkü oraya tonlarca siyanür ve solüsyonları dökülüyor günlerce. Böyle Bergama'da ama öyle bir önlem çok Tümat'ta, iyi alındığı için çok bir Tümat'ta, şey olmadı bugüne kadar. Tümat'ta örnek vereyim size. Aynı Tümat'ta benzer yöntemle çalışıyor. Yani Çamalı'nın hemen, pek bir şey bugüne Çamalı'nın, kadar. Evet. Oraya da geleceğim. Çamalı'nın hemen arkasındaki Tümat altın madeni yine yığın içi yöntemiyle açık ortamda yapıyor. Siyanürü, tonlarca siyanürü dökerek açık ortamda
Kozak Yaylası önümüzdeki günlerde bunun zararını çok görecek. Ovacın farkı ne? Tank liçi yöntemiyle yapıyorlar. Yani tankın içinde... Onun farkı bence zamanındaki eleştirilerden dolayı pabuç pahalı deyip önlemini iyi almalarından kaynaklanıyor biraz da. Tabii oradaki... Belki de işe yaradı bu. Oradaki işte mücadelenin vardığı nokta o günlerde örneğin siyanür atık havuzları sadece kil tabakasıyla kaplanacaktı. Kilip yüzdüler içinde. Üzerine jeomembran döküldü. Jeomembran şartı getirildi. Bergama'dan sonra bütün Türkiye'deki altın madenlerindeki siyanür havuzlarına jeomembran yüzüldüğü için de biliyor musunuz? Biz de o zaman basın mensupları olarak biz de çağırmışlardı yıllar evvel, yaklaşık 20 sene evvel. Yok. Oranın halkla ilişkiler müdürü dönemin girip yüzmüştü. Evet. Bir iki kişi daha orada, var mıydı? Orada o havuza giren kişilerden biri öldü. Biri şu an Ovacık muhtarı. Son dönem girdiği için tekrar... ölmemiştir ama. He? Yani girdiği için mi öldü? Girdiği için öldü. Halil Bey yaşıyor. O dokuz canlı. Ama Ovacık muhtarı Mehmet Bey var. Şu an seçildim tekrar bilmiyorum. Geçen dönem muhtardı. Evet. O davanı kaybetti. Günlerce komada kaldı. Yani böyle ben artık yarım insanım diye hep kendisi ifade eder. Başka rahatsızlıkları da vardır onun. Hayır, başlı başına. Covid gibi düşünün. Yok. Bu bilimsel olarak da zaten kanıtlanmış. Hocam bir şey. Bizi artık izlemeyecekler. Geçtik 70 dakikayı. Evet, çevre konusu bitmez. Bir gün yine yapalım çevre. Evet, yani özetle Türkiye'de madencilik elbet olacak ama bizim göz bebeğimiz yaylalar, ormanlar, meralar zarar görmeden madenciliğe feda edilmeyecek. Siyasi iktidar da doğamızı ekonomik kriz var diye madencilere haraç mezat satarak buradan bir beklenti içine girmeyecek. Buralar bizim çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmamız gereken büyük değerler. Evet. Bu vesileyle tekrar Dünya Çevre Günü vesilesiyle tüm bizi izleyenlerin sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşama hakkı diliyorum. Dilerim hep birlikte bu sağlıklı dengeli çevre hakkımızı koruma konusunda bir mücadelenin içinde oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica sağolunuz ederim. Konuğumuz olduğunuz için. Sağ değerli izleyiciler, Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Sayın Erol Engel ile çevremizdeki Bergama ve yakın çevresindeki güncel çevre olaylarını konuştuk. İlk önce güncel konu olan sokak köpekleriyle başladık. Ardından Bergama'nın yakın zamanda başına bela olacak gibi gözüken bu çöp deposu sorununun kapasite artırımına gitmemesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bakanlıktan yapması gerekenleri özetledik, sıraladık. Ardından taş ocakları, salça fabrikaları ve altın madeni konularına değindik. Çekincelerini anlattı Sayın Engel. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız. bakırçaytürk.com